Hoş buldum. Sen. Çok. Hera gelmişti daha evvel Farid programımıza. Gelmişti. Buradaydı bir süre. Bilmiyorum hatırladın mı sen? Yok hiç görmemiştim. Peki, belki de. Peki güzel. Hoş geldin de Hera'ya o zaman. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim sağ olasın. Ne iş yapıyorsunuz? Ben dans eğitmeniyim. Dans eğitmeni. Evet. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Kaç yaşındasınız? 20. 20. Şimdiden bir ortak özelliklerini gördük bile. Ama çok tatlış değiller mi? Ha? Bayıldım. Gerçekten. Hera gördüm Farid'i çok kısa bir süredir bizle. Evet aslında dün ekran başındaydım. Allah'ım olumsuz olsun da gideyim. Allah'ım olumsuz olsun da ne gideyim diyorsun? Dedim. Koştur koştur geldim. Aa, evet. Farid duydun mu? Evet. Allah Allah. Evden biliyorlar mı bari geldiğinizi? Efendim? Evden biliyorlar mı geldiğinizi? Tabii ki. Ailemin onayıyla geldim bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Güzel. Annemin onayı var yani. Güzel. Zaten annesiyle yaşıyor Hera değil mi hala? Annem ve kız kardeşim için. Kız kardeşim evet. Çok güzel. Dans eğitmeni. Evet. Sert mizaçlı ama çok da duygusal, kırılgan biri olduğunu belirtti evet. Daha evvel de. Hala da öyle herhalde. Ve dev kıskancımdır. Bunu da belirtmek dev istiyorum. Dev kıskanç. Benim olan benimdir. Bunu bil. Çok sonradan kıskançsın galiba. Olmasın. Evet. İşimiz zor. Ya. Peki biraz daha anlat neler yaptığını. Farid çünkü daha yeni yeni açılacak. Aynen ya. Çekingenliği devam ediyor. Dans dışında yaptığım bir sürü şey var. Kitap yazıyorum şu an. Bir sosyal medya üzerinde. Bayağı bir okuyucusu var. Güzel. Basılacak. Şiir yazıyorum. Aynı zamanda sahne alıyorum çoğu zaman. Hmm. Sen neler yaparsın? Ne yapayım ben de ya hiç... İşte boş zamanlarımda değil mi? Onu anlatmak istiyorsun. Ha, anladım. Evet. Ya boş zamanlarımda mı ne yapıyorum? Evet. Evet. İşte arkadaşlarla takılıyoruz işte oturuyoruz sinemaya gidiyoruz. Çay içiyoruz. Yani, televizyon bakıyoruz. Spor yapmaz mısın? Bir koşuya çıkmaz mısın? Ya da ne bileyim dans etmez misin? Şarkı söylemez misin? Ya dans ederim de ama utanıyorum dans etmeye. Neden? Ne bileyim ya. Allah Allah. Hiç dans etmedim. Ne oldu Ali bir kaynadınız orada bakayım. Arkadaşını mı çekiştiriyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Fısır fısır. Versenize mikrofon Ali'ye. Kıkır kıkır orada. Söyle bakayım ne oldu? Böyle çok yakıştılar bence. İkisi de çok tatlı gözüküyor buradan. O yüzden böyle gülümsedik. Begüm, seni de dinleyelim. Yorum mu yapayım? Ben yakıştırmadım. Yani kendine acizane fikrim. Gerçekten yani illa olumlu yorum yapmak zorunda değiliz yani. Yakıştırmadım. Saçları, sadece saçları benziyor o kadar. Bence olumsuz olacak Farid'in kararı. Evet, ne yap? Ya ben çok yakıştırdım. Ayrıca kime benzettim? De saçları aynı. İşte öyle. Çok tatlılar. Çok şekerler. Ben yakıştırdım valla. Evet. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Hilal'e de uzatalım mikrofon ve de Gamze'ye de. Şimdi Zuhal abla. Herhalde biz çok iyi arkadaşız. Biliyorum. Önceden de buradaydı. Çok çok iyi arkadaşız. Çok iyi anlaşıyoruz. Bence çaydan ziyade o kadar yakıştılar ki yemeğe gitmeleri gerekiyor. Peki açalım bakalım paravanı. Farid ve Hera karşılaşıyor. Evet ya çok güzel saçları var. Teşekkür ederim.
Kes açtım. Kendi saçınız mı? Hayır ama kendi saçlarım da kıvıracak. Baş edemiyorum sadece, o yüzden yaptım. Daha evvel örülüydü burada, rastalı gibiydi sanki, evet. Değil mi? Çok güzel. Çıkarken get up stand up çalarsınız arkadaşlar. Evet Farid. Düşünüyorum ya. Düşünüyorsun. Tamam pardon. Boyunuz kaç? 1.60. 1.60. Ya boy işte boy. Ben biraz uzunum ya. Ne olmuş? Küçük gözükecek ya. Allah Allah, bahaneye bak. Takılmayın diyoruz böyle şeylere. Zuhal abla, bir şey söyleyeceğim. Topuklularla kurtarır ki, çok da kısa değil yani. Canım, ayrıca boyum değil, kısa olabilir mi? Belli zaten o saçta. 1.60 boy da ayrıca Türk kadın için gayet standart bir boy. Yani. Evet. Hayır mı diyeceksin? Çay içelim ya. Tamam, evet şimdi. Tabii ki. Hadi bakalım. İçin. Görüşürüz. Tamam, açını gördün işte.